Özellikle COVID-19 ve demansla ilgili bilimsel çalışmaların neler olduklarına devam edelim istiyorum. Gene son derece meşhur dergilerden bir tanesi olan Geriatri Gerontoloji Dergisi'nin Şubat 2021 yayınlarından bir tanesinde büyük bir çalışma aslında kaleme alınıyor. Burada koronavirüs hastalığı olan ve 2019'dan beri kayıtlara geçmiş hastalar üzerindeki daha sonraki süreçteki demansı yani unutkanlık oranlarına bakılıyor. Burada bütün ülkelerden gelen veriler birleştiriliyor ki büyük veriler bunlar. 56.577 hastayı içeren bir veri. Son derece önemli bir kayıt aslında. 56 binlik bir kayıt. Bu bir toplum çalışması, toplum araştırması. Burada demans prevalansı %10. Yani kişiler belli bir yaşta sağlam koronavirüs geçirdikten sonra eve çıktıklarında %10'unun demansa gitme olasılığı oldukça yüksek. Demansla beraber bu kişilerde evde ölüm oranlarında da bir artış görüyoruz. Tabi bu ölüm oranındaki artış geçirmiş oldukları zatüreyle çok bağlantılı olabileceği gibi yaşlarıyla bağlantılı ya da bozulmuş yeme sistemleriyle bağlantılı ya da bir başka ikincil bir enfeksiyonla baş edememe durumlarıyla çok bağlantılı. Bu nedenle özellikle COVID-19 hastalarda demans riskinin oldukça yüksek olduğunu, demans geçtikten sonra da ölüm oranlarının yüksek olabileceğini kayıtlayan bir çalışma bu. Bu bizi korkutmasın. Dikkat edeceğimiz konuları aslında burada birazcık odaklanmamız gerekiyor. COVID-19 olduk çıktıktan sonra demek ki demans olmamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. İyi yememiz gerekiyor. Belki küçük hareketler, pozitivizm, bizleri hayata bağlayan unsurlar, yakınlarımız, onlarla ilgili anılar hepsini aynı anda gelecek hayalleriyle beraber yeniden ve yeniden yaşamaya başlamamız gerekiyor.